mıhbaşı mantarı, bilimsel adı Marasmis oradis olan mıhbaşı mantarı toplayacağım. Evet, mıhbaşı mantarları gördüğünüz gibi çok güzeller. Bilimsel adı Marasmis oradis olan bu mantar gerçekten çok lezzetli bir mantar. Bunu yumurtayla kavurarak pişirildiği zaman o şekilde, şahsen o şekilde tüketiyorum ben. Çok çok lezzetli oluyor. Kendisi küçüktür, hüneri büyüktür sözü tam bu mantara uyacak bir tabir. Evet, gördüğünüz gibi şimdi toplayabiliriz. Şu küçükler kalsın. Benim favorilerim arasında olan bir mantar. Mıhbaşı mantarı. Favorilerim arasında ilk 10 mantar arasında olan bir mantar. Çok severek tükettiğim bir mantar mıhbaşı mantarı. Çok lezzetlidir. Böyle küçüktür kendisi ama çok lezzetli bir mantardır. Bunlar çayır çimen üzerinde böyle yerlerde olur. Cadı halkası gibi bir ocağı olur. Gördüğünüz gibi şuradan başlıyor. Böyle geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Bunlar çok küçük. Bunları almayacağım. Gayet güzeller mıhbaşılar. Kıymetli izleyenler, videomu izledikten sonra videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Oo, burada gayet güzeller. Daha büyükleri var burada. Çok güzel mıhbaşılar var. Dalların arasında. Buradakiler daha bir büyük. Tabii bu ormandaki ağaç dalları falan bunlara bir nevi gübre oluyor. Şöyle çekeyim. Evet. Mesela şurada gösterebilirim. Oo, çok güzeller bunlar. Bunlar gayet güzeller. Yani en büyük şekli şu kadar oluyor. Çapı gördüğünüz gibi bir 3 santim 4 santim civarı bir şey. En büyüğü bu kadar oluyor yani aşağı yukarı böyle oluyor. Çok fazla büyümez mıhbaşı mantarı. Bunları toplayacağım şimdi. Küçüklerini bırakacağım. Gayet güzeller. Çok da güzel kokuyor. Yani hem topraksı hem mantarsı bir kokusu var. Bunu kavurarak yiyebilirsiniz. Soteleyip. Yumurtayla birlikte çok güzel olur. Tavsiye ederim. Yumurtayla çok gayet güzel oluyor. Sade de tüketebilirsiniz. O tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Daha büyükler var. Çoğu kişi belirttiğim gibi bunun yenilebilir olduğunu bilmiyor. Mıhbaşı mantarının. Bilenler de toplamaya üşeniyor. Küçük olduğu için. Ama ben asla üşenmem.
Çünkü lezzetini bildiğim için. Gayet güzel bir mantar bence. Burada daha güzeller varmış. Daha iriler. Yine çok güzel mırtlaşı mantarlarına denk geldim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hepsi bir arada. Küçükler de var. Onları bırakacağım tabi. Ne kadar güzeller. Oo, maşallah maşallah. Şunlara bakın. Adeta yerden fışkırıyor. Mantar fışkırıyor. Yağmur sonrası. Yağmur yağdığı için ister istemez çamur falan karışıyor. Tabi bunlar güzelce yıkanacak. Yıkandıktan sonra tüketilecek. Yıkarken de fazla örselemeden, çünkü gayet küçük bir mantar, narin bir mantar. Yağmur sonrası ilk bunlar çıkmış. Aslında ben hani neye niyet neye kısmet derler ya, başka bir mantara. Kanlıca kültür mantarının doğadaki hali falan, onlara niyetlenmiştim. İlk bunlar çıkmış. Bunlara denk geldim. Nasipte bunlar varmış. Bunlardan topladık. Mırtlaşılardan. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.